10 Fenerbahçe çıktı 13 bin oy kullanıldı daha da 17.30'a kadar 1.5 saatlik zamanımız var oylarınızı bekliyoruz şimdi dün akşamla devam edelim hocam Aldün e, abi de. tamamlayamadı ama ben size vereyim sözü Hı. yeniden Aldün abiye o noktada soracağım sorular var Tabii. diyor ki madem böyle bir şey var benim de sokaktaki Beşiktaşlı'nın da Trabzonlu'nun işte Giresunlu'nun Antalya'nın Hatay'ın oradaki futbol severin de bu işi bilmesi lazım Sevgili Fenerbahçe yönetimi, eğer böyle bir iddianız varsa VAR teknisyeni hakkında hiç gerek yoksa açıklayın. Ondan sonra zaten devlet harekete geçecektir. Her şey ortaya çıkacaktır. Söyleyin, muallakta kalmasın diyor Haldun abi ki yüzde yüz haklı. Kesin. Ee, çok önemli üç tane konu var. Bir tanesi oyun. Hatta Selahattin Bey dedi ki oyunu hep beraber futbolun içinde olanlarla konuşuruz. O bir kenara. İkincisi VAR'ın veya VAR hakemlerinin veya VAR protokol e, operatörünün bilerek Fenerbahçe aleyhine yaptığı hata veya çizgiler bu futbol camiasının tamamını ilgilendiriyor. Aldon biraz daha fazla buna değindi. Ama bir de ülkemizi ilgilendiren bir konu var. FETÖ hala bu işin içinde diyor. Bakın 15 Temmuz'da biz ne yaşadık hepimiz biliyoruz. Ülkemiz elden gidiyordu. Canımız elden gidiyordu. FETÖ dendiği anda herkesin devreye girmesi lazım. Fenerbahçe'nin bir saniye beklemeden bütün bilgileri devlet güvenlik mahkemelerine götürmesi devletin de hemen Fenerbahçe'nin bildiği her şeye el koyup da bu işi tamamıyla FETÖ operasyonu adı altında değerlendirmesi lazım. Bu vatan meselesi Aykut. Bu burada, önemli, bur burada kimsenin laf etmeye hakkı yok. Bütün kulüpler işbirliği içinde bunun arkasında olması lazım. <laughs> Biz vatanımız için bütün bunları yaparken futbolumuzu da kurtarmak zorundayız. Onun için hele hele yine FETÖ eli ile futbola girmeye çalışan orada cami hiç önemli değil. Bugün Fenerbahçe'ye yarın Beşiktaş, öbür gün Galatasaray'a. Bunu kirli emelleri için kullananlar varsa onların hemen ayıklanması lazım. Onun için de sevgili Haldun'a katılıyorum. Hiç beklemeden oradaki her şeyi bir spor mahkemelerine, devlet güvenlik mahkemelerine, iki bu işte federasyonun da kulüplerle Fenerbahçe ile çalışması lazım. Onun için de eğer gerçekten iyi niyetli insan hatası varsa bunlara da başta Fenerbahçe olmak üzere herkesi inandırması lazım. Ya işin mantığı şu. Oyun oynanıyor var, kontrolü var. Anında bunlar görüntülerden bütün bu çizgileri çekmiyorlar mı? E teknik olarak bir hafta sonra da aynı çizgileri çeker hakemler. O yüzden sana full katılıyorum. Gitsinler. Federasyon desin ki gel Fenerbahçe. işte bir hafta sonra bizim görüntülerimiz bunlar. Hatta Şahin Gözü şirketinden de birilerini alsınlar. Eğer Ali Koç gerçekten bunu araştırdıysa bütün herkese yazılı görsel bir şekilde bu bilgileri verecek kadar da bütün gözlerimizin önüne, gözümüzün içine bunu soksunlar. Ki biz artık sağdaki işimize bakalım sevgili Aykut ya. ya işte bu detaylara uğraşmak yani, hakikaten insanı çok yoruyor. Şimdi Haldun abi haklı, Ahmet Hoca haklı, herkes haklı. Yani bir futbol oyunu var, herkes iki, zevk alması iki, lazım. Iki, iki, i̇ki cümle daha. Bir ara, bakın Türk futboluna senede 600 milyon verdi yayıncı kuruluş. Şimdi kaç para verir? Galatasaray gitti UEFA şampiyonu oldu. Milli takımımız gitti dünya üçüncüsü oldu. Milli takımımız gitti Avrupa üçüncüsü oldu. Türk futbolu yerle bir. Neden? Sırf işte Türk futbolu üzerinden nemalanmaya çalışan hatta ülkemize zarar vermeye çalışan insanlar elini buraya attığı için. Türk futbolu mahkemelerde süründü. Şike mahkemeleri yaşadık biz. Biz hakemlerimizle ilgili hala birbirimize giriyoruz. Herkes tamamiyle futbola zarar verici bu işlerin içine girmiş. Hala kendilerine çıkar. Ülkemize, devletimize, milletimize tamamıyla zarar veren bu insanların ayıklanmasının zamanı geldi de geçti bile. Çok değil abi takım otobüsü kurşunlandı ya. O da hala e, o da... tırnak içinde faili meçhul. Onun da ne olduğu belli değil. E, hala ortaya çıkmış bir durum söz konusu değil. E, tabii ki orada Fenerbahçe yine haklı. Yani ha, bu kadar, evet, uzun, bu, kadar, ki... bu kadar uzun süre geçiyor aradan ve o faili meçhul kalması tabii ki Fenerbahçe'nin haklı olduğu taraflar. Ben yani şunu anlatmaya çalıştım. Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri haklı olarak Fenerbahçe'nin haklarını savunacaklar. Böyledir yani. Yönetim Öyle, ha, kim he, bütün, hangi tabii. hangi yönetim kurulu varsa kendi kulübünün haklarını savunacak. Tabii burada ben şunu söylemiyorum. Başkalarını rencide edecek, üzecek vesaire olacak manasında söylemiyorum. Haklarını savunacak ve Bence yani hala aynı cümleyi söylüyorum. Belki duymayanlar için bir kez daha söyleyeyim. Ee, yani eğer devlet bu konuda e, adımlarını atmazsa biz e, kendimiz açıklayacağız. Çünkü aynen şöyle diyor. Tabii. Elimizde veriler var diyor. E varsa açıklayın diyorum ben yani. Çünkü Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor size göre. Yani yönetime göre hakkı yeniyor Fenerbahçe'nin. E açıklayın artık yani o zaman. Hani bak ne diyorum. Şunu söyleyeyim. Golle ilgili noktayı şöyle e, açıklayabiliriz. O başka bir konu. Bir saniye, hocam da söyledi, çok şey değiştirir. 25 yani topa, kare. Ha, topa temas ettiğin anla topun bir parça oradan ayrılması... ...bir saniyelik an arasında oyuncuların pozisyonlarında ciddi değişiklikler olabilir. Bu gayet doğal. Bu, bu konuda Fenerbahçe tabii ki tezini ortaya koyar vesaire. Tamam orada bir şey yok. Hatta dediğim gibi futbol federasyonu da bütün kulüpleri, hatta sadece Fenerbahçe değil bu konudan muzdarip olan bütün kulüpleri de çağırıp ikna etmesi lazım. Demiyorum ki var kayıtlarını açıklasın, ama sistemi nasıl yapıyorlar, bu olay nasıl gerçekleşti bunu açıklaması lazım federasyonun. Çünkü feder, şöyle bir şey söyleyeyim. Dernekler olmadan federasyon olmaz. Federasyonlar olmadan konfederasyonlar olmaz. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Bursa, Manisa fark etmez. Bunlar yoksa zaten federasyon olmuyor federasyon olabilmesi için bunların <laughs> olması gerekiyor. Eğer siz bunlar bunlarla beraber bir işi yapmıyorsanız zaten federasyon olarak işinizi yapmıyorsunuz üst e, makam olarak. Mesela şöyle bir bakış açısı getirebilirsin haline ya da getirebiliriz. Hani mağlup oldu takım evet yönetim çıktı. Hı -hı. Evet bir bu mağlubiyete bir kılıf bu başka bir şey. Burada çok ciddi o, o. iddialar var başka yani. bir şey. o başka canım, bir şey. Bakalım. Bu bir kılıf değil. Biz kılıfı da değil futbolun kendisini de konusunduk. Aynen öyle. O Selahattin Bey'in iddiaları önemli. Hocam. Evet. Yani bütün kulüplerin federasyonla birlikte işbirliği içinde bunu araştırmaları lazım. Ama o çizgiye ki şu ana kadar biz hep onu dedik. Ya e, offside çizgisini tamamıyla bilgisayar çekiyor. Bu yapay bir program. Benim bildiğim kadarıyla oradaki noktaları işaretleyen de var hakeminin kendisi. Evet, var yani hekemi... var operatörü değil. O yüzden bakın burada bile var operatörü ne yapıyor? veya hakemin o belirlediği noktaları değiştirmek bir noktada teknik olarak mümkün mü? VAR operatörü, operatörü tarafından bütün bu bilgilere de bizim ihtiyacımız var. Şimdi işte onun için söylüyorum ben. Şimdi ayaktan çıktı çıkmadı. O anlık bir saniyelik meseleyi nasıl belirliyorlar? Yani kimin lehine belirliyorlar? Ona da bakmak lazım diye söylüyorum. Bu gerçekten e, araştırılması gereken bir konu. Doğru e, VAR hakemleri noktayı koyuyorlar. Sonra evet. da operatör enter basıyor, ee, işlem e, kendiliğinden Hı. oluşmaya çalışıyor. Ama bir de bir gerçek var işte o nasıl konuyor, ayaktan çıkınca mı konuyor, nereye konuyor, onları bilmiyoruz. Yani bakalım şey, teknik olarak bir şey, olarak açıklasınlar, açıklasınlar diyoruz. Kural ben. şu, futbolcu pas için topa temas ettiği anda noktayı koyması lazım, orada durdurması lazım. Top ayaktan çıktığı anda değil. İşte bu topa temas ettiği anda çünkü burada temas eder, şurada top ayaktan çıkar. Şu anda noktayı koyar. Görüntülerin hepsi donar. O anda da işte futbolcuların, iki futbolcunun da en önde olan gol atılabilecek o, uzuvlarını noktalayarak belirlerler. Sayın Pirşen'in e, açıklamasındaki, oradan tabii ben Hı? yayında da gördük ayrı konuda, Pirşen'in açıklamasındaki o gösterdiği iPad'deki görüntüye hmm. e, baktığımızda top ayaktan çıkmış gibi görünüyor. Yani o, top şöyle. ayakla vedalaşmış gibi görünüyor. Opsayit görün, çizilen çizgiye. Onun için itiraz ediyor zaten Fenerbahçe. Yani çıkmış gibi görünüyor. Bakmak lazım tabii. O yani bu konuda ya bu burada gizli kapaklı bir şey olamaz ya. Sen futbol federasyonu bak ne diyorum. Fenerbahçe varsa futbol federasyonu var, Beşiktaş varsa Galatasaray varsa federasyon var. Federasyon olmak için bu derneklerin olması lazım senin. O zaman sen onları onları bir yerlerde ikna etmen gerekiyor. Yani bu işin doğru yapıldığını kanıtlaman gerekiyor. Kanıtla kardeşim ya, işte herkese. Çok Uluslararası hayır, anlaşmalar var ya abi, Hayır, uluslararası şey anlaşmalar çok. Yok yok kesinlikle konuşmalar ifşa edilmeyecek. Bak ne diyorum? Konuşma, Hayır. konuşma istemiyorum ayrı zaten abi. Konuş... yok. yok. Zaten. Diyaloglar açıklanmayacak. Herhangi bir şekilde kamuoyunun önünde var, tartışılmayacak hmm. gibi bir aç oku var. Ya Çünkü ben, biliyorsun bak, maddeleri. Ben maddeyi biliyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. O konuş bunun konuşmayla ilgisi yok zaten. Burada konuşma ile ilgili bir teknik durum bir yok. Teknik bir izahat. Yani tabii burada konuşma yok ki burada. Ha şöyle olur, hocam mesela şöyle bir pozisyon, penaltı ya da kırmızı kart, dirsek vesaire pozisyonu olur. E, maçın hakemine der ki, hocam izleme tavsiye ediyoruz. Bir dirseği var. Burada öyle bir konuşmaya o, ihtiyaç o, o yok. Yani. Yok, burası konuşmalık bir durum değil yani burası sohbet bölümü değil yani. Burada teknik bir bölüm var. Ya ben federasyon başkanı olsaydım, şimdiye kadar çoktan federasyona gidip ya şunu bana bir kere daha gösterin demiştim. Belki de söylemiştir ben, ben, Bey. Hayır, ben oraya giderdim. Ben MHK başkanı tatlı olsam şimdiye kadar bir daha gidip ya onu bir de bir kere daha durduralım demiştim. Bunu bunu iyi, buna anlat, en iyi kim açıklar? biliyor musun Haldun abi? Sen de yayıncısın, hoca da işte defalarca maçlara geldi. Bizim canlı yayın tırları yok mu? Evet, gidelim abi orada veteri operatör arkadaşımıza. Onlar biliyorsun durduruyorlar. Evet, tabii, durduruyorlar. Yavaş görüntüyü akıtıyorlar vesaire. Şimdi anlaşabilir şekilde teknik cümleler kullanmayın. Ya teknik olarak. Bir onlara ben onlara sor. Onlar yapar bence biliyor yani musun? Ben de teknik Hayır. teknik olarak söylemek istemiyorum. Tabii burada süper slow motionlar kullanılıyor mu? Ne kadarı kullanılıyor? Onları bilmiyoruz Biliyoruz tabii. Ki. Ama mesela izleyicilerimiz de mesela Gökhan kardeşim diyor ki. Konuşmalar komik. Fenerbahçe yenildi diye operatörü konuşuyorsunuz. Hayır biz Fenerbahçe ne? operatörü ne? konuştuğu için gündeme aynen, getiriyoruz aynen, biz. Aynen, biz Başka aynen, bir şey aynen. konuşuyoruz. Anlaşılmıyor yani arkadaşlar tabii. biz Fenerbahçe'nin yenilgisinin operatörle bağlantısını konuşmuyoruz. Fenerbahçe Konuştuk çok ciddi zaten. bir idham, ithamda bulunuyor ve diyor ki yani eğer devlet takip etsin açıklamayacaksa biz açıklayacağız çünkü oradaki insanlar bu işi e, bilhassa bu şekle çeviriyorlar dediği için konuşuyoruz yoksa bizim. Ya yani yani, biz bunları konuşalım zaten ki. ayrıca Fenerbahçe'nin mağlubiyet sebeplerine. E yani tabii o biz bunları konuş konuşalım ki yarın öbür gün o arkadaşın tuttuğu takıma da, da zarar, evet, vermesin. zarar vermesinler. Aynen. O yüzden çok biz, doğru hocam yani bizim bizim oraya çözüm, Asıl bununla çözüm başlamamız bulmamız lazım da bizim konuya. Yoksa, biliyorsunuz. Yani yoksa önemli, dedik hassas bir konu. Ya şimdi şöyle oluyor biz.